grup toplantımıza hoş geldiniz, onur verdiniz. Bugün aramızda çok değerli konuklarımız var. Muş Bulanık Belediye Eş Başkanı Adnan Topçu aramızda. Hoş geldiniz. MKM sanatçısı Kadir Çat aramızda. Hoş geldiniz. Doğu Güneydoğu Dernekleri Platformu Başkanı Abdülhekim Daş aramızda. Hoş geldiniz. Ankara İl ve İlçe Eş Başkanlarımız ve Yöneticilerimiz aramızda. Hoş geldiniz. Filiz Kerestecioğlu da aramızda. Uzun zamandan sonra geçmiş olsun diliyoruz tekrar. Hoş geldiniz. Şimdi grup konuşmasını yapmak üzere değerli eş genel başkanımız Pervin Buldan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Evet, değerli arkadaşlarım, çok kıymetli misafirler, basının değerli emekçileri, ekranları başında bizleri izleyen sevgili halkımız, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmama başlarken Brezilya'daki seçimlerde devlet başkanlığını kazanan İşçi Partisi'ni ve lideri Sayın Lula da Silva'yı tebrik ediyor. Sağın karşısında sola zafer kazandırarak dünyaya umut yayan Brezilya halkına buradan selamlarımı gönderiyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek yerine Kürtler ve Aleviler başta olmak üzere tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden söz ediyoruz. Yönetimler değişse de zihniyet hiçbir dönem değişmediği gibi bu dönemde aynı zihniyetin devam ettiğini hep birlikte görüyoruz ve toplum olarak da bunun ağır sonuçlarıyla da karşı karşıya kaldığımızı da ifade etmek istiyorum. Şark Islahat Planı'nın umumi müfettişliğin yerini kayyum gaspının aldığını özellikle belirtmek isterim. 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 2 Mart darbe mantığının yerini AKP-MHP ittifakının HDP'ye yönelik 4 Kasım ve 19 Ağustos kayyum darbeleri aldı sevgili arkadaşlarım. Kürtçe ana dil hala yasak. Vesayet sistemi el değiştirdi ama kendisi hiçbir zaman değişmedi. Bugün saray ve yargı vesayeti olarak devam ediyor. Evet, cezaevi gerçeği ortada. Sağlık durumu iyice kötüleşen Aysel Tuğluk arkadaşımız halkımızın, bizlerin, kadınların ve demokratik kamuoyunun mücadelesi sonucu tahliye oldu. Çok açık söylemek isterim ki bu çok gecikmiş bir tahliyedir. Ömrünü mücadeleye adamış değerli siyasetçimiz Aysel Tuğluk arkadaşımıza bir kez daha tahliyesinden nedeni dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyor. Buradan kendisini kucakladığımızı ifade etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, işte Kürt sorunu tam da budur. Ölüm döşeğindeki Kürt siyasi tutuklulardır. Yasaklı Kürtçedir. Kürdün seçtiği belediyelere darbeyle atanan kayyumlardır. Torbaya konulan kemiklerdir. Tahrip edilen mezar taşlarıdır. Evrensel hukuktan doğan eşit yurttaşlık haklarının reddidir. Kürt sorunu işkenceye,
insanlık suçlarına, katliamlara karşı cezasızlık politikalarıdır. Evet, bir asırdır çözümsüz bırakılan Kürt sorunu Cumhuriyet'in demokratikleşmesinin önündeki en önemli engel olarak güncelliğini korumaya devam etmektedir. Elbette ki bu meselenin çözümsüzlüğü Türkiye'nin diğer bütün sorunlarının çözümüne de engellemektedir. Bugün açlık sınırı 7.425 TL, yoksulluk sınırı 24.000 TL bandına gelmişse eğer, bu ülke adeta bir yoksulluk cumhuriyetine dönüşmüşse, sebebi kaynakların güvenlikçi politikalara, talana ve ranta açılmasıdır, harcanmasıdır. Sebep demokrasi yoksunluğudur. Güvenlikçi politikalara yolsuzluklar arasında doğrudan bir bağ olduğunu özellikle belirtmek isterim. İktidarın çözüm sürecini bitirdiği 2015'ten bu yana son 7 yılda yaşanan yolsuzluklar neredeyse Cumhuriyet tarihinde yaşananlarla eşdeğerdir. Beka lafı bir kılıftır, asıl olan büyük rant etrafında dönmektir sevgili arkadaşlarım. İşte bu politikaların sonuçlarını toplum olarak açlık, yoksulluk, yüksek zamlar ve sefalet olarak hep birlikte yaşamaktayız. Hakikatin üzerine örtebilmek için de her gün baskı ve şiddet politikasına ve aynı zamanda yalan propagandasına yöneldiklerini de görüyoruz ve buna tanıklık ediyoruz. Evet, Şebnem Hoca'yı tutukladılar. Hakikati cesaretle dile getirdiği için sevgili Şebnem Hoca bugün cezaevinde. Şebnem Hoca'nın durduğu yer tam da hakikatin yanıdır, demokrasinin yanıdır, barışın ve birlikte yaşamın yanıdır sevgili arkadaşlarım. Kısacası savaş karşıtlığının yanıdır. Demokrasiden ve toplumsal barıştan yana olan herkesin duracağı yerde Şebnem Hoca'nın yanıdır sevgili arkadaşlarım. Buradan kendisine sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyor ve kucakladığımızı ifade ediyorum. Yine tam da bu süreçte Mezopotamya ve Jinnivs çalışanı gazetecileri kadın muhabirler ağırlıklı olmak üzere tutukladılar. Evet, hakikatleri yazdıkları için tutuklama halkın haber alma özgürlüğüne doğrudan bir saldırıdır. Bu saldırıyı bir kez daha gerçekleştirdiler. Bu ülkenin ihtiyacı hakikatin gereğini yerine getiren gerçek gazetecilerdir. Sarayın talimatının gereğini yerine getiren bağımlı kalemler değildir sevgili arkadaşlarım. Tutuklanan gazeteciler özgür basının onurudur, demokrasinin onurudur. Buradan hepsine kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sizin değerli kaleminiz tarihin onurlu sayfasını yazmaya devam edecektir. Kaleminize kelepçe vuranlar ise tarihin karanlık sayfalarında anılmaya devam edecektir. Ve bugün görüyoruz ki sevgili arkadaşlarım, AP Musa'yı katleden zihniyetin fikriyatı iktidardadır. Ama bu zihniyette bilsin ki Musa Anterlerin, Mehmet Sincarların, Vedat Aydınların fikriyatı ve mücadele mirası da bizim haritamızdır ve bizim rehberimizdir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım. Onlar baş eğmedi, geri adım atmadı, biz de asla geri adım atmayacağız. Zulmünüz karşısında asla boyun eğmeyeceğiz diyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım, Şebnem Hoca'nın ve özgür basın çalışanlarının tutuklanması tam da Cumhuriyet'in 99. kuruluş yıl dönümüne denk getirildi. Bu bir tesadüf mü? Elbette ki bir tesadüf değil. Verilen mesaj çok açık ve net olarak anlaşılıyor. Ret ve inkara devam edeceklerinin sinyalini veriyorlar. Yani
bir yüzyıl daha böyle sürdürmek istediklerini bizlere tutuklamalarla göstermek istiyorlar. Ama bunu bir takım demokrasi söylemleriyle ambalajlayarak topluma sunduklarını da hep birlikte gördük sevgili arkadaşlarım. AKP'nin genel başkanı Türkiye Yüzyılı adı altında seçim propagandası içeren bir konuşma yaptı, biliyorsunuz. İki gün önce yaptığı o görsellikte, o toplantıda. Hukukun üstünlüğünden, çoğulculuktan, hakkaniyetten, inkar ve kutuplaştırma yerine kucaklaşma, nefret yerine sevgi siyasetinden söz ettiğini gördük. Sadece bunu dinledik sevgili arkadaşlarım. Her bir vatandaşın özgürlüklerinin teminat altına alınacağını söyledi AKP'nin genel başkanı. Buradan bir kez daha sormak istiyoruz. Acaba bu söylediklerine kendisi de gerçekten inanıyor mu? Mesela herkesi eşit vatandaş olarak görüyor mu? Mesela hukuka inanıyor mu? Hukukun üstünlüğüne inanıyor mu örneğin? İnkarı bitirmek mi istiyorsunuz? Buyurun, hemen tecriti sonlandırarak buradan başlayabilirsiniz diyoruz size. Ve ayrıca madem özgürlüklerden yanaysınız, buyurun haksız ve hukuksuz şekilde tutuklanan, rehin alınan binlerce insanın özgürlüğünden başlayalım diye buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Hakkaniyetten, çoğulculuktan yanaysanız, buyurun önce tekçiliğe bir son verin, tüm ayrımcılıkları kaldıralım, tüm kimlik ve inançlar arasındaki eşitliği sağlayalım. Var mısınız? Gerçekten buna var mısınız? Var mı cesaretiniz? Var mı bunu yerine getirecek yüreğiniz? Ama olmadığını biliyoruz. Sizde ne o cesaret var, ne o yürek var, ne o kararlılık var. Tabii bu söylediklerine inanmadıklarını her gün sayısız örneklerle göstermeye devam ettiklerini de biliyoruz sevgili arkadaşlar. Bunları söylerken cezaevlerinde gazeteciler tutuklu. Binlerce siyasetçi seçilmiş cezaevinde rehin. Hani özgürlükler teminat altına alınacak diyor ya, işte bu örnekleri vererek aslında bunları ispatlamaya çalışıyoruz. Yaptıklarınız ortada, zihniyetiniz meydanlarda. Sizin zihniyetiniz geçen 100 yılın zihniyetidir, bunu böyle bilin. Ve eski zihniyetten hiçbir şey, hiçbir yeni bir şey çıkmayacağını da elbette ki biliyoruz. Bir kere tabiatın kuralına aykırılıktan söz ettiklerini de hatırlatmak isterim. Yüzü vesayete, yasaklara, inkara, baskıya, adaletsizliğe dönük olanların gelecek yüzyıl vizyonu olmaz, olamaz sevgili arkadaşlarım. Yüzleşme ve adalet olmadan yeni bir yüzyıl hiç olmaz. Yeni yüzyıldan söz edenlerin önce yüzünün olması gerekir. Kırmadık, dökmedik, tahrip etmedik bir şey bırakmadıklarını biliyoruz ve buna tanıklık ediyoruz. Kendine ve yandaşlarına yeni bir yüzyıl hayali kurduklarını da çok açık şekilde ifade etmek isterim. Buna da 85 milyonu inandırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Evet, buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. AKP-MHP ikilisinin tahayyül ettiği yüzyılda sevgili arkadaşlarım, Kürtler yok, Aleviler yok, inanç ve kimlikler, ezilenler, yoksullar, kadınlar, gençler, emekçiler yok. Demokrasi, özgürlük, adalet ve toplumsal barış yok sevgili arkadaşlarım. Burada ne var? Tekçilik var, tecrit var, rant var, kutuplaştırma var, ekonomik kriz var, yozlaşma ve çürüme var. Beşli çeteler var, yolsuzluklar var, kadın ve Kürt düşmanlığı var, emek sömürüsü var, var da var sevgili arkadaşlarım. Biz biliyoruz ki tekçiliği
talan sistemini, çözümsüzlük ve bastırma siyasetini ikinci yüzyıla taşımak istiyorlar. İşte burada duracaksınız. İşte biz buraya bir nokta koyuyoruz. Bu iş böyle sizin sandığınız gibi kolay değil, kolay da olmayacak. Bu ülkeyi mahvettiniz. Bu ülkeyi açlığın, yoksulluğun, sefaletin içerisine sürüklediniz. Bu ülkeyi adalet diye bir şey bırakmadan, hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak cezaevlerini toplama kamplarına çevirdiniz. Ve acı ve yıkımdan başka bu ülkeye hiçbir şey getirmediniz. Şimdi kalkmış ikinci yüzyılda bunları yapacağız diye 85 milyonu kandırmaya çalışıyorsunuz. Bir yüzyıl daha böyle gitmeyecek. Buradan Türkiye halklarına, Türkiye toplumuna söz veriyoruz sevgili arkadaşlarım. Çünkü ne toplum eski toplumdur, ne Kürtler eski Kürtlerdir, ne bu coğrafya eski coğrafyadır, ne de dünya eski dünyadır sevgili arkadaşlarım. Değişecek, bu gidişat değişecek ama Türkiye halklarının mücadelesiyle değişecek. Buradan halklarımıza bir kez daha söz veriyoruz. İkinci yüzyılın aktörü onlar değil, bizler olacağız. Türkiye halkları olacak, Türkiye toplumu olacak. Asıl kurucu ve belirleyici güç halklardır çünkü bunu biliyoruz. Gelecek yüzyılın sahibi faşizme karşı onurlu direnişin sahipleridir sevgili arkadaşlarım. Yani Kürtlerdir, Alevilerdir, Ermenilerdir, Süryanilerdir. Bu kadim topraklarda yaşayan ve yok sayılan, dışlanan tüm halklardır. Kadınlardır, gençlerdir, emekçilerdir, ezilenlerdir. Bakın, Rojava'da halkların demokratik birliği ve dayanışması büyük demokratik kazanımları beraberinde getirdi. Orada ortak bir demokratik gelecek şekilleniyor. Bugün aynı zamanda 1 Kasım Dünya Kobani Günü sevgili arkadaşlar. Buradan tüm direnen Rojava halklarını, Jinjiyan azadi diyen tüm kadınları selamlıyor. Ve 1 Kasım Kobani gününü kutluyorum. Bu dayanışma ruhu tüm halkların mücadelesine ışık tutmaya devam edecek. Yine Jina Amini için İran başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde büyüyen kadın direnişi, kadınların ve halkların kendi geleceğini belirleyecek temel güç olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. Demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, barış ve emek mücadelesini çökerttiremediniz. Bu mücadele etrafında kenetlenen milyonların yürüyüşünü engelleyemediniz. İşte bu gücü ikinci yüzyılın en büyük kazanımlarına dönüştürmek de sonuna kadar kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ve buradan geri dönüş yoktur, olmayacaktır da. Sevgili arkadaşlar, evet AKP Genel Başkanı'nın gelin darbe anayasasından hep birlikte kurtulalım dediğini biliyorsunuz. Evet, demokratik siyasete, demokratik hak taleplerine, yerel yönetimlerimize, basına karşı darbe yapmaktan geri durmayanlar kendileridir. AYM ve AHİM kararlarına uymayanlar, tanımayız diyenler yine kendileridir. Sonra da darbe anayasasından kurtulalım dediklerini de elbette ki biliyoruz ve buna ancak söylenecek söz, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bakın, 3 gün sonra HDP'ye yönelik 4 Kasım darbesinin 6. yıl dönümü sevgili arkadaşlarım. Buradan sevgili Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş'a, Gülten Kışanağ'a, Sebahat Tuncel'e, İdris Baluken'e, Selçuk Mızraklı'ya, Bekir Kaya'ya, cezaevindeki tüm siyasi tutuklulara sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyorum. 6 yıldır darbelere,
kumpaslara, komplolara, katliamlara karşı direnen, mücadele yürüten, umudu ve cesareti her gün büyüten bir HDP var. Dört duvar arasına sıkıştırılmaya çalıştığınız HDP, tüm çökertme politikalarınıza rağmen siyasette de, sokaklarda da, meydanlarda da, parlamentoda da demokrasinin temel gücü olmaya devam edecektir. İşte bu nedenle biz de iktidara diyoruz ki asıl sorun sizin bu darbeci zihniyetinizdedir. Bu ülkeyi darbe anayasasından da darbeci zihniyetlerden de asıl bizler kurtaracağız. Darbecilerin izinden gidenler değil, demokrasi yolunda yılmadan cesaretle yürüyenler yarınların sahibidir, yarınların sahibi olacaktır. İnanın ki 2. yüzyılın en muhteşem gelişmesi bu iktidarın gidişi olacaktır. Bunu da böyle noktalamak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Kendilerini de zihniyetlerini de göndereceğiz. Buradan Türkiye halklarına sözümüz olsun diyorum. Evet, çoğulcu, demokratik, eşitlikçi, yeni bir anayasanın da ortak, eşit ve özgür geleceğin de gerçek sahibi halklardır, kadınlardır, HDP'dir, demokrasi ve emek güçleridir sevgili arkadaşlar. Buradan bir kez daha vurguluyorum, içinde Kürt sorununun çözümünün olmadığı bir yüzyıl geriye gitmekten asla kurtulamaz. O yüzden diyoruz ki ileriye gitmenin, ilerlemenin yolu bu meseleyi demokratik siyasetle, diyalog ve müzakereyle çözüme kavuşturmaktan geçer. Çatışmacı siyaset ve ağır tecrit geriye götürür, hem de 100 yıl geriye. Diyalog ve müzakere ise yeni bir yüzyılı taçlandırır. Demokrasi güçleriyle, özgürlük talep eden kadın mücadelesiyle, onurlu ve adil bir yaşam isteyen emekçilerle ve adalet talep eden milyonlarla bunu başarma konusunda sonuna kadar kararlı olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Ama önce bu çözümsüzlük zihniyetini göndererek işe başlayacağımızı da ifade etmek isterim. HDP işte bu onurlu mücadele koalisyonundan 100 yıllık soruna karşı 100 yıllık yeni bir yaşam tasavvurundan güç almaktadır sevgili arkadaşlarım. Cumhuriyetin demokratikleşmesi tarihsel bir çözüm önerisidir aynı zamanda. HDP, Kürt sorununun demokratik çözümü ve savaş, yok etme ve yıkıma karşı barışın inşa edilmesi konusunda üzerine düşen her şeyi yapmaya hazırdır. Sadece Kürtlerin değil, Türkiye'deki bütün toplumsal kesimlerin sorunlarını ve kaygılarını dikkate alan yapıcı bir rol üstlenmeye hazırdır sevgili arkadaşlarım. HDP'nin bu yapıcı ve müzakereci siyaseti bugün Türkiye'nin tüm sorunlarının ortak çözüm yoludur. Temel hedefimiz bu cumhuriyetin demokratikleşmesidir. Acil demokrasi değildir, acil barıştır, acil adalettir sevgili arkadaşlar. Tam da bunun için bu ülkenin bütün kimlikleriyle, inançlarıyla, kültürleriyle ortak kurucu bir iradeyi oluşturarak hep birlikte büyük demokrasi ve güçlü toplumsal barış fikriyatı etrafında birleşmeyi sağlamak istiyoruz ve bunun için var olduğumuzu ve bunun için de siyaset yaptığımızı özellikle hatırlatmak istiyoruz. Demokratik Cumhuriyet için Büyük Koalisyonu tam da oluşturma zamanı olduğunu da belirtmek istiyorum. Faşizmin ve sömürünün hegemonyasına karşı güçlü demokrasi hamlesini hep birlikte gerçekleştirme zamanıdır. Ne mevcut talan düzeni ne de bunun restore edilmiş yamalı hali diyoruz sevgili arkadaşlar. Bunların hiçbiri halklarımızın ihtiyacını asla karşılamaz. Türkiye toplumunun ihtiyacını karşılamaz. İçi demokrasiyle,
barışla, adaletle, eşitlikle, hak temelli yeni bir toplumsal sözleşmeyle, güçlü yerel demokrasiyle, sivil, demokratik yeni bir anayasayla, başta ana dil hakkı olmak üzere evrensel eşit yurttaşlık haklarının tanınmasıyla doldurulan yeni bir demokratik sistemden, eşitlikçi yeni bir düzenden söz ediyoruz. Emekçiler, ezilenler, yoksullar, işsizler için bir sömürü cehennemine dönüşen bu sistemden mutlaka kurtulacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Yeni bir çalışma yaşamını hep birlikte inşa edeceğiz. Kadınlar için tehdit olan sokakları özgürleştirecek, onların şiddete karşı savunmasının yasal dayanaklarını mutlaka güçlendireceğiz sevgili arkadaşlar. Gençlerin sadece geleceklerini değil, bugünlerini de mutlu ve umutlu yapmak en önemli önceliğimizdir. Onlarla omuz omuza bunu inşa edeceğiz. Buradan gençlere de sözümüz olsun. Başta Aleviler olmak üzere tüm inanç gruplarının haklarının anayasal güvenceye kavuşturulduğu eşit yurttaşlık ülkesini hep birlikte inşa edeceğiz. Doğa katliamlarına, ranta, talana karşı yaşam alanlarımızı koruduğumuz bir ülkede yaşamak elbette ki hepimizin hakkıdır, hepimizin isteğidir. Bunu birlikte başaracağımızı da ifade etmek istiyorum. Kürt sorunu dahil tüm sorunlarımızın çözümü için diyalog, demokratik müzakere ve demokratik uzlaşı yöntemini bu ülkenin çözüm yolu haline mutlaka dönüştüreceğiz. Bu demokratik düzenin kurulması için hem parti olarak hem de ittifaklarımızla birlikte mücadele ortaklığımızı büyüterek ilerlemeye devam edeceğiz. Evet, buradan kısaca tüm topluma da bir çağrı yapmayı sorumluluk olarak yerine getirmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Gelin hep birlikte bu ortak ilke ve hedeflerde gücümüzü birleştirelim. Birlikte yürüyelim, zoru birlikte başaralım, ülkeyi gerçek bir demokratik cumhuriyet ortamına hep birlikte taşıyalım. Bir dönemi kapatalım ve yeni aydınlık bir dönemi hep birlikte başlatalım. Çok sesli ülkenin çok renkli kimlikleri, halkları olarak tekçiliği tarihe hep birlikte gömelim. Evet, seçimlere de bu mücadele hedef ve stratejimizden aldığımız güçle hazırlandığımızı da özellikle belirtmek isterim. Ve dünde kalmak, dünü bir daha yaşamak istemeyen, yeni bir geleceğe adım atmak isteyen her bir yurttaşımıza diyorum ki yeni, güzel ve umut dolu bir yarını, yarınları hep birlikte oluşturabiliriz. Gelin HDP'nin açtığı üçüncü yolda birleşelim. HDP'de güç birliğini en kısa zamanda oluşturalım. Yarınların birliğini, umudunu ve umut birliğini HDP ile sağlayalım diyorum. Ve hepinize bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepimizin yolu açık olsun, Hızır yardımcımız olsun, Allah yardımcımız olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli eş genel başkanımız Pervin Buldan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Grup toplantımız burada sona ermiştir. Katıldığınız için teşekkürler.